Çevreseller, Gıdalar ve Kanser Sempozyumu Kıbrıs Türk Tabipler Birliği binasında gerçekleşti. Sempozyumun açılışına Meclis Başkanı Sibel Siber, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Senaroğlu, Tabipler Birliği üyeleri ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim, konunun toplum açısından önemine dikkat çekti. Konu gerçekten de uzun süren bir toplumsal huzursuzluğun sonucudur. Her yanımızı saran kanser vakaları bizi üzüyor, bizi huzursuz ediyor ve toplumda çok büyük bir hassasiyet yaratıyor, duyarlılık yaratıyor. Son günlerde yaşadığımız, belki de bunun sonucunda gelişen çok ciddi bir toplumsal iradenin ayağa kalkmasıdır aslında. Toplum artık ne yediğini, ne içtiğini, yediklerinin, içtiklerinin ne kadar sağlıklı olduğunu bilmek istiyor. Yaşadığı çevrenin ne kadar sağlıklı olduğunu, sağlıklı olduğundan emin olmak istiyor ve bu anlamda da ciddi bir toplumsal irade oluşturuyor. Bu toplumsal iradesiyle de aslında bir yerde yapması gereken siyasal iradeyi zorluyor. Hepimizi zorluyor. Siyasal iradeyi de zorluyor. Sağlık Bakanı Ahmet Gülle de sağlığın ele alınması gereken en temel konu haline geldiğini söyledi. Gerçekten çok anlamlı. Çok özel bir gündemle bir araya geldik. Günümüzde sağlık her zaman da böyle olmuştur ama tabii ki teknolojinin, gıda ürünlerinin, bunların da çeşitlenmesi, belki farklı kimyasalların bir şekilde devreye girmesiyle, artı çalışma hayatının çok genişlemesiyle sağlık aslında en öncelikli ele alınması gereken en temel konu haline gelmiştir. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Senaroğlu ise basında çıkan bazı haberlerin bilgi eksikliğinden dolayı kamuoyunda gıda güvenliğine yönelik kaygı oluşturduğunu söyledi. Çevresel etkenler ve gıdaların başta kanser olmak üzere insan sağlığı üzerindeki etkileri son zamanlarda üzerinde durulan önemli bir konudur. Toplumların bilinç seviyesi yükseldikçe bu tür konulardaki farkındalık ve hassasiyetler de artmaktadır. Bilimsel çalışmalar da gösteriyor ki tüketilen gıdaların kanser hastalığının oluşumu üzerinde etkileri bulunmaktadır. Toplum sağlığını her şeyin önünde tutan bir hükümet olarak tarladan sofraya gıda güvenliği bizim için oldukça önemlidir. Bu nedenledir ki hükümetin oluşumu sırasında bakanlığımız Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı olarak düzenlenmiştir. Son günlerde basına yansıyan haberlerle birlikte kamuoyunda gıda güvenliğine yönelik kaygılar haylice oluşmuştur. Ancak bu kaygıların oluşmasına neden olan haberlerin birçoğu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bugün gerçekleştirilen bu sempozyum konuyla ilgili kesimlerin ve halkımızın bilgilendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturuyor. Bizlerin de konuyla ilgili bakanlık çalışmalarımızı paylaşmamıza bir vesile olmuştur. Günümüzde gıda güvenliğinin sağlanması devletlerin ana politikası olmuştur. Peki biz bu konuda bizim amacımız nedir ve ne yapıyoruz? Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de gıdaların risk analizlerinin sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı bir kurum tarafından yapılmasının önemini vurguladı ve gıda ve yem yasa tasarısının bu yöndeki hazırlatıldığını kaydetti. Sivil toplum örgütlerinin de risk analiz ve risk tespitinde bulunması, yani sağlıklı gıda tüketiminde risk analizi, risk tespiti ve risk yönetimi vardır. Risk yönetimidir işte şu anda, yani risk yönetimini devlet yapıyor. Risk analizini ve risk tespitini bağımsız kurulun tespit etmesi gerekiyor ve risk yönetimine bunu söylemesi gerekiyor. Risk yönetimini yapacak olan kimdir? Hükümettir. Hükümete şunlar 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 risklidir denecek ve o zaman hükümet devreye girecek. Yoksa hükümet hem uygulamayı yapacak, hem denetimi yapacak, hem risk yönetimini yapacak. Bu sağlıklı olmaz.
dünyada gelişmiş Avrupa ülkelerinde Food and Drug Safety'de esas temel bu alınmıştır ve bağımsız ve özerk olmasına dikkat edilmiştir. Ama bizim ülkemizde bu çok mümkün olmadığı için olabileceğin en iyisi şeklinde bir kurul oluşturmayı düşündük. Bu kurulda Tarım Bakanlığı'nın müsteşarı, Sağlık Bakanlığı'nın müsteşarı ve yine bu risk yönetiminde olması gereken müsteşarlarla birlikte sivil toplum örgütlerini de katmayı düşündük. İşte Tabipler Birliği, gıda mühendislerinden onların özellikle risk analizinde bulunması çok önemlidir. Şu anda çıkacak olan gıda ve yem yasasında da buna dikkat edilmiştir. Açılış konuşmalarının ardından sempozyum Kıbrıs Türk Tabipler Birliği adına Ayşe Günbay moderatörlüğünde 3 oturum halinde devam etti.